Eskiden savaşlar vardı, şimdi siber savaşlar var. Bu gördüğünüz harita, siber dünyada yapılan saldırıları gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Yani şu anda görünmeyen bir dünyada çok sıcak bir savaş yaşanıyor. Bugün 10 saatte 300 binden fazla saldırı gerçekleşmiş. Bu pek de bir şey sayılmaz. Hatta siber dünya için sessiz sakin geçen bir gün olduğunu bile söyleyebiliriz. Gün sonuna kadar 1 milyondan fazla saldırı gerçekleşmiş olacak. Milyonlarca zararlı yazılım, bilgisayarları, sistemleri ve dolayısıyla insanları tehdit edecek. Saldıranların karşısında bir de bu saldırılara karşı koymaya çalışan güvenlik uzmanları var. İnternet samanlığındaki zararlı iğneleri arıyorlar. Virüsleri araştırıyorlar. Bir kısmı kendilerine ağaç kakan diyor. Tıpkı onlar gibi solucanları ve parazitleri avlıyorlar. Tabii ağaçlarda değil, internette. İşte şimdilerde 3. sezonu başlayan Mr. Robot dizisindeki Elliot karakteri de böyle bir güvenlik uzmanı. But I'm only a vigilante hacker by night, by day just a regular cyber security engineer. En azından gündüzleri öyle. Ama geceleri bir siber aktiviste dönüşüyor. Yani haktiviste. Siber saldırıları düzenleyenler 3 temel gruba ayrılır ve bunlardan ilki de bu grup. We see like three different groups of actors behind cyber attacks. Siber eylemler düzenleyerek politik söylemlerini, mesajlarını bu yolla iletmeyi uygun görüyorlar. We are anonymous and we are awake. We do not forgive and we do not forget. İkinci grup para kazanmak, daha doğrusu çalmak için saldıranlar. Yani siber hırsızlar. Genellikle kredi kartlarımızın peşindeler. Üçüncü grupsa genellikle devletlere bağlı olan yapılar. İstihbarat ya da sabotaj amaçlı saldıranlar. Bu saldırılar tabii sanal bir ortamda gerçekleştiği için aman canım bana ne olacak ki, en fazla bilgisayar çöker, onu da yeniden başlatırım, olur biter ya da bir format atarım temizlenir diye düşünmeyin. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Zero Days adlı belgeselde bu saldırıların fiziksel cihazlara da yönelebileceği ve hatta patlamalara sebep olabileceği tezi tartışıldı. Yani anlayacağınız siber güvenlik artık içinde bulunduğumuz çağda son derece önemli. Here is a piece of software that should only exist in the cyber realm and it is able to affect physical equipment in a plant or factory and cause physical damage. Az sonra bu konuda Mr. Robot dizisinden seçtiğim bir takım örneklerle nasıl eğitim ders alabileceğimizi, kendimizi nasıl böyle ortamlarda koruyabileceğimizi anlatmaya çalışacağım ama ondan önce size gerçek dünyadan bir örnek daha vermek istiyorum. Geçen yıl hemen hemen bu vakitlerde 21 Ekim 2016'da Amerika'da dünyanın en önemli web sitelerine girilemez hale gelmişti. O gün PayPal'dan para transferleri yapılamadı. Netflix'ten film de izlenemedi. Hatta online oyunlar dahi oynanamadı. Ve maalesef kimse bu durumu tweetleyemedi çünkü Twitter'a da ulaşılamadı. Bir anda dünyanın en büyük 85 web sitesi ortadan kayboluvermişti. Çünkü DNS sunucularına çok büyük ve organize bir DDoS saldırısı başlatılmıştı. Şimdi yaşanmış bu gerçek olaydan yaklaşık 1,5 yıl kadar önce yayınlanan Mr. Robot'ın ilk bölümünden bir sahne izleyelim. Elliot, this is bad. Worst DDoS attack I've ever seen. To reconfigure the DNS? Yes. Stop the services. I already stopped the services, tried to reboot the servers, but they're not coming back up. Dude, someone is straight up finger blasting their entire network right now. İşte gerçek hayatta da dizidekine benzeyen böyle bir saldırı gerçekleşmişti ama bu kez saldırının hedefi büyük bir şirket değil, DNS sunucularıydı. DNS, Domain Name Server demek. Yani web sitelerinin isimlerini yazınca onları adreslerine yönlendiren sistem kilitlenmişti. Bu sistemi bir eve benzetecek olursak, siz adres çubuğuna bir şeyler yazdığınızda bir anlamda evin kapısını tıklatmış oluyorsunuz. Tabii evin kapısı olağan şartlara, normal bir internet trafiğine göre o sağlamlıkta yapılmış, inşa edilmiş. İşte böyle bir sisteme normalin dışında organize bir şekilde saldırırsanız ya da bir başka deyişle o evin kapısının önünde birkaç dakika içinde 10 milyonlarca insan buluşup da kapıyı çalmaya kalkarsa ne olur? Ne kapı kalır ne de ev. İşte geçen yıl yaşanan olay da buna benzer bir şeydi. İyi de bütün bunlardan bana ne, benim haberim bile olmadı. Beni de etkilemedi açıkçası diye düşünmeyin. Çünkü haberiniz bile olmadan, ruhunuz bile duymadan belki de
bu saldırının bir parçası haline gelmiş olabilirsiniz. Çünkü o gün botnetlerden oluşan bir ordu saniyede 1.2 terabitlik veri bombardımanına tutmuştu orayı. Böyle bir saldırı için çok sayıda cihaza ihtiyaç var. Milyonlarcasına. Botnetler zombiye dönüştürülmüş bilgisayarlar demek. Tabii sadece bilgisayarlar değil, internete bağlanabilen herhangi bir cihaz zombileştirilebilme potansiyeline sahip. Ne de olsa nesnelerin interneti çağında yaşıyoruz. Kullandığınız bilgisayar, yazıcı, modem, cep telefonu, oyun konsolu ve daha pek çok cihaz artık internete bağlanabiliyor ve dolayısıyla sizin haberiniz bile olmadan bir botnete dönüştürülebiliyor. Mesela kullandığınız bilgisayarın ya da cihazın şifresi ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir mi? Eğer öyleyse geçmiş olsun çünkü çoktan bu veya benzeri bir saldırıda kullanıldı bile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye şifre koymam diyor olabilirsiniz ama 100 kişiden 17'si hala bu şifreyi kullanıyor, emin olabilirsiniz. Peki ne yapmalı? Gördüğünüz ilk bilgisayarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifresini denemek dışında. Bunu yapmayın sakın. Yaşadığımız çağda artık sadece okur yazar olmak yeterli değil. İstesek de istemesek de dijital bir kültürün parçasıyız. Onun içinde doğup büyüyoruz. Dolayısıyla kendimizi bir dijital okur yazar olarak yetiştirmemiz şart. Bu konuda kendimizi eğitmemiz gerekiyor ve siber güvenlik dersi de bu eğitimin çok önemli, vazgeçilmez bir parçası olmak zorunda. Şimdi gelin daha dikkatli bir internet kullanıcısı olmak için Mr. Rabbit'tan ders almaya başlayalım. Evet, bir dizi karakterinden. Ama öyle böyle bir dizi değil. Bu konuda siber güvenlik konusundaki en gerçekçi yapımlardan biri ve şimdi size bir magazinel bilgi, bu dizinin yapımcısı olan, yaratıcısı olan hatta Sam İsmail'in söylediğine göre dizinin bu karakteri yani gerçekçi olmasının arkasında yatan en önemli sebeplerden biri onun danışman yazarı Kor Adana diye bilinen Korhan Gürocak. Evet, doğru duydunuz. Korhan Gürocak bu dizinin yazarlarından biri ve o gerçekçi hackleme sahneleri veya siber güvenliğe ilişkin sahnelerden de sorumlu olan kişi. Ayrıca bilemiyorum onun etkisiyle mi ama daha ilk bölümde karakterleri New York'taki Güllüoğlu'nda baklava yerken görüyoruz. Ama bizim alacağımız ders bu değil, biz Elliot'tan ders alacağız çünkü aynı bölümde o birilerinin şifresini ele geçiriyordu. Hem de çok kolay bir şekilde. İşte sizin de başınıza böyle şeyler gelmemesi için ilk yapacağınız şey 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifresini değiştirmek. Daha güçlü, daha uzun, daha özgün şifreler bulun kendinize. Ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da yetmez. His was the easiest to hack. Password was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unutmayın, şifreniz sizin sırrınız. Onu asla başka birileriyle paylaşmayın. Elliot, internetten de kolayca bulabileceğiniz bir password, bir parola listesiyle sırayla tüm kombinasyonları deneyerek kolaylıkla şifreleri ele geçirebiliyor. Ve bunun için ElpsCrack diye bir uygulama kullanıyor. Gerçekte böyle bir uygulama yok ve muhtemelen Elliot's Password Crack anlamına geliyor bu kısaltma. Yani kendi yazdığı bir uygulama. Dizinin çok gerçekçi olduğunu söylemiştim değil mi? İnternet dünyası kısmen de olsa bizim fiziksel dünyamıza benziyor. Orayı gezerken tabii ki güzel yerler var, hoşça vakit geçirebileceğimiz, eğlenebileceğimiz yerler var. Uzak durmamız gereken tehlikeli, karanlık köşeleri de var. Fiziksel dünyamızda nasıl böyle yerlere gitmekten kaçınıyorsak, internette de bazı adreslere girmekten kaçınmak lazım. Anladınız siz o adresleri. Girmeyin bir daha oralara. O girdiğiniz site çok güzel şeyleri size bedavaya veriyor, bedavaya indirtiyor gibi gözükebilir. Ama büyük bir ihtimalle sizden de bunun karşılığında siz farkına bile varmadan bir şeyler alıyordur. Cihazınıza, bilgisayarınıza malware, spyware, adware, keylogger ve daha bunun gibi pek çok zararlı yazılım, hatta belki de ransomware bulaştırıyordur. Bu sonuncusu bilgisayarınızı kilitledikten sonra tekrar çalışabilir hale gelmesi için sizden fidye talep ediyor. Para. Mr. Robot'un ikinci bölümünde ücretsiz CD dağıtan biri vardı. Kendi yaptığı müzik albümünün tanıtımı içinmiş bunu dağıtırken söylediği şey. Tabii bilgisayarına takınca bozukmuş gibi davranıyor bu CD ama aslında oraya bir Truva atı bırakıyor.
Biliyorsunuz bu bir savaş stratejisidir. Mitolojide bugünkü Çanakkale sınırları içinde yer alan tarihi Truva kentini ele geçirmek için içinde askerler olan devasa bir atı içeri sokarlar. İşte bunun yazılımsal karşılığına Remote Administration Tool deniliyor. Uzaktan yönetim aracı. Bu araç CD, DVD, USB bellek ya da buna benzer şeyleri kullanarak ya da az önce söylediğim web sitelerinden, internetten bilgisayarınızın surlarının içine sokuluyor ve içinde saklı asker kodlar bilgisayarınıza uzaktan erişilmesini sağlıyor. Sonra da siz fark etmeden kamera ve mikrofon da dahil olmak üzere bilgisayarın tüm kaynakları ele geçiriliyor. Siz bilgisayarınızı kapalı zannediyorsunuz ama o sizi dinliyor, izliyor. Gelelim benim favori sahneme. Burada bir kafede karşılaşan iki karakter var. Onlara Bay Android ve Bayan iPhone diyelim şimdilik. Hangi işletim sistemi daha hızlı diye aralarında konuşurlarken böbürlenmekten ve biraz da hafif hafif flört etmeye çalışmaktan dikkati dağılan Bay Android hız testi yapmak üzere kızın verdiği bir web sitesine giriyor. Ve tabii sohbet daha bitmeden telefonunun kontrolü ele geçiriliyor. Ha, bu durumda iPhone sanki ondan çok mu daha güvenli? Bu soruya yine başka bir filmden bir alıntıyla cevap vereyim. Hiçbir sistem güvenli değildir. Siz yine de önlem almayı ihmal etmeyin. Online hizmetleri kullanırken varsa iki adımlı doğrulama yöntemini kullanın. Dijital ayak izlerinizi takip edin. Sık kullandığınız girdiğiniz web sitelerinin güvenli olduğundan emin olun. Gelen kutunuzda yazan mesajların hepsine inanmayın. Avlanabilirsiniz. Balık gibi avlarlar sizi. Phishing deniliyor bu tekniğe. Kimden geldiğini bilmediğiniz e-postaların eklentilerini açmayın. Her gördüğünüz linke tıklamayın. Hele kişisel bilgilerinizi öyle olur olmaz yerlerde, her yerde dağıtmayın, vermeyin. Yazıktır. Kişisel onlar. Ve son olarak ne olur ama ne olur bilgisayarınıza ya da telefonunuza, hatta sosyal medya mecralarınıza bir uygulama yüklemeden önce bir kere daha düşünün. Çok dikkatli olun. Kapınızı çalan herkesi evinize buyur etmiyorsunuz değil mi? Aynı şey. Siber dünyadaki evinizi de işte böyle koruyun. Korumanız gereken bir şey daha var. Düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür insanlar olarak dikkatle, titizlikle korumanız gereken bir şey. Cumhuriyetimiz. Kutlu olsun.